Seyit. Heh. Ceketini almamışsın. Lüzum yok canım. Olur mu? Hiç giy şunu, giy. Ya kadın, ihtiyarladık tamam da yani bu ayda da ceket. Canım alıver yanına işte. İyice inatlaştın. Yani rahmetli anam geri mi geldi dediğim oluyor bazen ha. Ah. Hadi Allah'a ısmarladık. Gecikme ha. Önce kahveye gidelim. Sonra da alem yaparız arkadaşlarla. Artık sabaha karşı gelirim herhalde. Ay sen çok yaşa Emi. Baba. Baba günaydın. Baba. Baba uyan artık. Saat kaç? Kahvaltı hazır babacığım hadi. Günaydın. Ben niye orada yattım ya? Her yerim tutulmuş. E kaldırdım seni kızdın. Ben de üstüne örtü verdim işte. Akşam fenaydın yine. Yemekteydik. Yine mi? Ben de bayılmıyorum Nihal. Ama bu işler yemeklerde dönüyor işte. Ne yapayım? Çok yıpranıyorsun. Para kazanıyoruz ama. Öyle de bazen değer mi diye düşünüyorum işte. Değer, değer. Başka yapacak bir şey yok. Nalları dikene kadar savaşa devam. Rahatsızlığın nasıl? Aynı. Şu diğer doktora da bir gözüksen diyorum hayatım ha. Nihal tamam. Sabah sabah başlama yine ne olur. Thank you.
Cem. Cem, iyi misin? Yok bir şey. Babamın nesi var anne? Cem, kızma ama şu tavsiye ettikleri doktora da... Ya ne diyecek bana peki? Ha? Sizin sorunuz sinirsel. Stresinizi azaltın, şu ilaçları da yutun ha? Ama böyle nasıl olacak? Ha? Katlanamıyorsan o ayrı konu tabii. Hayırlı sabahlar hanımefendi. Sağ olun. Şey, bahçenizle ilgilenen biri var mı bilmiyorum ama... Nihal, ne istiyor? Bahçe için soruyor. Lazım değil bize, hadi kardeşim, hadi. Peki efendim, sağ olun. Şey, amca... Kusura bakmayın. Eşim biraz... Estağfurullah hanımefendi. Biz bahçeyle çok fazla ilgilenemiyoruz. Hem ben de pek anlamam. Eğer isterseniz ben uğrarım her gün. Sulamasıydı, budamasıydı, gübresiydi. Bakarım her bir şeyine. Ama ücret durumunu filan eşimle bir... Kızım, ben zaten emekliyim. Bahçıvanların katkısı olmuyor değil tabii. Ama asıl mesele evde oturup ineklemek de istemiyorum. Toprak dediğin, ot çöp dediğin insana şifadır. Uzak kalmak da işime gelmiyor doğrusu. Su için bir hortum, bir de küçük kürek varsa... İyi ya, buyurun öyleyse. Buyurun. O toprakları okşuyor gibi yapıyor anne. Seviyor herhalde. Bilmem ki. Şey, dışarı çıkabilir miyim anne? Onun yanına. Dışarı mı? Tamam, çık. Ama Aslı... Bak, bir şey olursa yani... Nasıl anne? Canım ne bileyim işte. Garip bir şey olursa hemen seslen bana, tamam mı? Tamam. Bunlar baharda pek güzel olur. Ama suyunu da kararında vereceksin. Ne öyle bataklık gibi ne de susuz. Bakarsan Allah, ipek gibi kokar. İpek kokar mı hiç?
Yani canım hem ipek gibi olur hem de kokar anlamında. Adın ne senin? Aslı. Aha, maşallah. Gelsene. Bana yardım et biraz. Ben mi? Hı-hı. Edebilir miyim? Elbette. Hadi gel. Gel gel. Bak böyle toprağa dağıtacaksın. Aslı kız. Benim adım da Seyit. Hadi bakalım. Böyle bak. Yani küçük hanım en önemlisi bu çiçekleri sulama işi. Niye peki amca? Öyle üzeri su vermeyeceksin. Ha, çünkü öyle üzeri verirsen çiçeklerin yaprakları kalmıyor. Aslı! Gel buraya. Sen kimsin ya? Seyit ben beyefendi. Sabah da karşılaşmıştık. Siz... Bahçemde ne arıyorsun? Ben bahçıvanım efendim. Ya sabah lazım değil demedim ben sana. Ha? Cem. Ben izin verdim. Bahçenin bakıma ihtiyacı vardı. Sen saçmalıyorsun Nihal. Kim olduğunu biliyor musun bu herif? Bunlar gelir evi soyarlar be. Çocuğu da kaçırırlar. Her altı yerler. Ama o bir bahçıvan sadece. Sonucuna katlanırsın o zaman. Lütfen kusuruna bakmayın. Her zaman böyle değildir aslında. Sinirleri yıprandığı için. İş sizindir. Yarın devam edersiniz. Seyit Bey, şu baş ağrısı arada yine nüksediyor.
Bana da iki kaşık bir şey hazırlayıversen. Olur olur, bakarız. Nasıldı bugün gittiğini? İyi insanlar, gençler. Bir kızcağızları var. Böyle pamuk helva gibi bir şey. Allah bağışlasın. Oğlan biraz nasıl denir, bastığı yerden bir haber. Kaptırmış gidiyor işte. Bazıları böyle oluyor işte Gülsüm Hanım. Emelleri gönüllerinin önüne geçiyor. İhtiras oluyor, hırs oluyor. Kendi gençliklerini kendi elleriyle ufalıyorlar. Zımpara gibi yiyorlar ömürlerini. Panik yapıp durma be. Yok bir şey işte. Git yat. İyiyim ben. Hadi. Doktorlar iyi olduğunu söylüyor işte. Makine çalışıyor. Kalanı içinse yapabileceğim bir şey yok. Sanki midem benden gelen hiçbir şeyi kabul etmiyor. Sanki kendi içimde bana isyan eden manyak bir şey var. Bu işleri bırak. Gitmeyi düşünürdün hep. Küçükten bir ev yapmayı. Yeterince çalışınca kokulu domates yerim hiç olmazsa derdin. Olmaz öyle şey. Ama senin sağlığın her şey... Ya anlamıyor musun sen? Ortada bir pasta var. Yağlı bir but var. Ona ben yaklaştım, anladın mı? En çok ben yaklaştım. Yakalamışım bir ucundan. Ve ona gözünü dikmiş bakan bir alay çakal var. Bırakır mıyım hiç ha? Amacım sağlığın. Git uyu. Uzun zamandır. Git uyu.
Günaydın. Oo, hayırlı sabahlar. Mis gibi kokmuş ortalık. Öyle tabii, kokar mübarek. Kalkmadı mı daha küçük hanım? Birazdan gelir. Akşam yatarken bile plan yapıyordu zaten. Nihal! Nihal! Ya Nihal! Ne oldu, buradayım Cem. Olamaz yani, çıkıyorum ben, acelem var. Ama çok erken, bir şeyler yeseydin. Nihal, bugün komisyona gireceğiz, bilmiyor musun ya? Biliyorum da böyle aç karnına... Stajyer Adile Naşit, şuna bak, kahvaltı etseymişim. İhtiyar, bugün büyük gün, dua et ha. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Tamam mı şimdi? Daha kazıyım mı? Boyunu bir ölç bakalım. Kökünün dışarıda kalmaması lazım. Ne fazla derin olacak, ne de fazla yukarıda olacak. Suyunuz da geldi. Hoş geldin canım. Hoş geldin baba. Bak neler yaptık. Cem, ne oldu? İyi misin? Cem, bir şey mi oldu? Bitti! Bitti! Her şey bitti. Kaybettik ya. Vermediler. Canımızı okudular, tamam mı? Kuyruğumuzu, kulağımızı kopardılar. Bitti! Bitti! Cem, biraz sakin. Sakin mi? Sakin ha? Defol! Dışarı! O salak saksıların, o aptal ihtiyarın yanına git. Defol! Hadi! Sakinmiş.
Neler oldu bugün? İyi değil galiba. Anlatması bile tatsız. Anne, babam niye böyle yapıyor anne? Çıkmadı mı hala oradan? Kapat şunu ya. Hayır. Git başımdan, kapat şunu. Bütün gece bu haldeydin. Eğer bugün de böyle olacaksa git uzakta yap tafrını, tamam mı? Ne? Artık çok uzadı bu iş Cem. Aslı karşında dikiliyor, onu bile görmüyorsun. Beni zaten çoktan yok saydın. Üf ya, ne diyorsun sen be? İşin de, paranın da, komisyonun da canı cehenneme. Bunların hiçbiri bize böyle davranman için mazeret değil. Kes sesini! Hayır! Karanlık mı istiyorsun? Ama biz istemiyoruz. Niye vurdun ona ha? Niye? Sevmiyorum seni işte, sevmiyorum. Sus! Çıkın dışarı! Çıkın dışarı! Anne. Defolun! Defolun! Anne! Defolun! 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 Yürü! Cem baba! Yürü! Defol! Cem! Senin ne işin var burada? Defolun! Yapma! Yürü! Yapma! Yapma evladım, Cem. Yapma! Defol gitsin be! Çık dışarı! Anne! Cem!
Sen ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Nedir bu? Nihal. İç oğlum. Nihal. Hadi. Hayır. Hadi oğlum. Hayır. Nihal. Hadi iç. Nihal. İç. Ne içirdi o bana? Hangi adam? Kim? Ne içirdi sana? Bahçıvan. O adam. Önce vurdu bana. Sonra da... Ne vurması Cem? Kovdun ya adamı. Kovmak mı? Ama... Bizi dışarı atmaya çalışırken kovdun adamı. Çok kötü bağırdın ona. Sonra da bayıldın. Buraya taşıdık seni Aslı'yla. Ama o... Bana içirdi o şey... Efendi. Ha. Seni istiyorlar. Beni mi? Kim? O çocuklar. Üçü de burada. Allah Allah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz gidiyorduk da Seyit amca. Hayırdır? Küçük bir yer aldım, Edremit tarafında. Bakalım işte, kısmetse... Gel ya, gel. Size bahçeyi gez. Bakın, Seyit amcanızın çiçekleri burada. Size çok kaba davrandım. İnsanlık değildi benimkisi. Ben özür dilemek istiyorum. Estağfurullah. Olur bunlar olur. Ne yapacaksın işte? Yalnız bana bir şey çirdiniz. Sanki rüya değildi de şey gibiydi. İşe yaradı mı bari? Ne? O içirdiğimi söylediğin şey canım işte. Evet. Tuhaf ama evet. Kimse sana bir şey içirmedi evlat. Sana şifa olacak o. Senin kendi içinde bitti o kadar. Hüdayi nabit ne demektir bilir misin? Allah tarafından biter. Kısmetinse alırsın. Değilse maazanla. Sağlıcakla git. Dünya zehrinin karnına dolmasına da müsaade etme bir daha. Hmm.
Güle güle. Güle güle. İyi yolculuklar. Hayırlı olsun. Gene yapmışsın bir şey. Ben ot toplarım Gülsüm Hanım. Toprağa sularım. Ayıklarım. Budarım. Kalanına aklım ermez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.